Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Kayseri Diyarı'nda bir röportaj yapacağız. Burası Mersin Mut'a bağlı Suçatlı Mahallesi. Buranın da Kayseri'si meşhur, gördüğünüz gibi. Gerçekten insan baktıkça yani yemekte bakası geliyor. Doğru mu efendim? Evet. O kadar ki güzel. Bir de o kadar harika bir aroması var ki arkadaşlar, anlatamam. Yani Mut'un Kayseri'sini tüm dünyadaki insanlara tavsiye ediyorum, araştırmacı gazeteci olarak. Muhtarımız, Suçatlı Mahallesi Muhtarımız Veli Bilen kardeşimiz. Evet. Bu dönemi seçildi. Evet, yeni seçildi. Evet. Köylümüzün Kayseri'sini pazarlamasına yardımcı oluyorsunuz. Doğru mu muhtarım? Evet, evet, doğrudur. Evet, kaç liraya gidiyor bu Kayseri efendim? Ne evet. Kadar güzel arkadaşlar. Yani şu Kayseri'nin güzelliğine bakın. Gerçekten anki, harika. Evet. Yani şu anki piyasası 3-4-5 o seyrede seyrediyor. Evet. O civarda seyrediyor. Evet. Üreticimiz memnun değil mi fiyatlardan? Üreticimiz memnun. Şu anda bu yıl yani güzel bir Kayseri oldu, üretim oldu. Köylümüz yani vatanda Mut genelinde evet. Kayseri'den verim alındı, para kazanıldı yani. Evet. Bir şükür sıkıntı yok, bir afet şey olmadan. Çok şükür. Çok şükür herkes yani borcunu derdini ödedi. Kazandılar. Evet. Herkes kazandı. İşçisi evet. Kazandı, üreten kazandı, kazanıldı yani. Evet, bile bile harcamak yemek evet. Nasıl etsin diyor. Evet, mahallemiz kaç tane, nüfus ne kadar efendim? Mahallemiz şu anda, mahallemizin nüfusu 670 falan civarında. Evet. 650, 670, 440 civarı seçmenimiz maşallah, var. Maşallah, iyi. İşte o şekilde devam ediyoruz. Altyapısı yapılmış mı efendim? Kanalizasyon. Yok, kanalizasyon yok burada şu anda. Kanalizasyon yok. Müracaat etti mi yapılması için? Müracaat edildi ama daha zor. Yani zor çünkü olur diyorlar. Pandemi biliyorsunuz evet, dünyayı saran virüsten dolayı evet. Önümüzdeki yıl inşallah hizmetler başlayacak diyoruz evet. Arkadaşlar. Onu da belirtelim. Evet. Seçimlerde vaatlerde bulundum. Beni muhtar seçerseniz köye şu hizmeti getireceğim. Ya ufak demek tabii ki oldu, söyledik. Ne bunlar efendim? Bizim şimdi içme suyu depomuz var, o değişecek. Evet. Mesela. Değişecek. Şebeke boruları değişecek. Bunları bulur. Asbest boru mu? Eski borular mı bunlar? Boru tabii biraz üzerinden 25 yıl falan geçti. Asbest borular arkadaşlar. Bunları evet. Değiştirelim dedik. Müracaatında bulunduk büyük şehrimiz. Evet, onları da takip aldılar. Güzel. Şu anda devam ediyor takibi işte. Başka bir sulama suyu deposu yapacağız. Çok güzel, o değil. Buna da bir şeyde bulunduk da tabii bu hastalıkla virüsten dolayı şu anda bir şey yok. İnşallah, hareket yok. Evet inşallah. İleriye dönük artık bir sene mi olur? 2 sene mi olur o civarda ama şey ama suyun önemi çok evet. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Kayseri'nin mutlaka suyu seviyor. Her bitki suyu seviyor. Mutlaka sulu tarımın yapılması için büyükşehir belediye başkanlarımız artık elini taşın altına koymasını evet. İstiyoruz. Çiftçimizi, köylümüzü desteklemesini istiyoruz. Her ne kadar işte köylerimizin adı mahalle de olsa burası kırsal arkadaşlar. Doğru mu? Aynen. Onda belirtelim. Mutlak köylümüzün sulu tarımında belediye başkanlarımızın mutlak destek olmasını istiyoruz. Evet. Çocuk parkı var mı efendim? Efendim çocuk parkı şu anda yani aslında yapmak üzereler. Evet yapacaklar. Köylerde sırayla geliyor. Bizzat beni aradılar belediyeden evet. De daha işte sıra gelmedi herhalde. Sırayla geliyor. Yani evet 600'e böyle yakın nüfus var. Değil mi? Evet, 650. Evet var. Biz buraya bir de halı saha istiyoruz. Gençler istiyor mu efendim? İstiyorlar evet. Evet. Birçok kere yapıldığını gördük arkadaşlar. Buraya da bu nüfusu olan 500'ün üzerinde nüfusu olan yerleşim yerlerine mutlaka halı saha yapılmasını istiyoruz. Evet. Gençler işte akşama kadar çalışıyor. Akşam da gider güzel bir sosyal ne yapar? Etkinlik yapar. Çok iyi. Evet spor yapar arkadaşlar. Evet. Gazetemizi nasıl buldunuz? Türkiye'nin Sesi Gazetesi'ni. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. İyi oldu geldiğiniz. Yani böyle bir şey yaptığınız için size teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Çok iyi bir şey oldu. Evet. Ve kuyumuz adına. Evet. Ekleyeceğimiz başka konu var mı efendim? Vallahi yok, teşekkürler şu anda. Evet arkadaşlar, her röportajdan önce de muhtarlarımıza söylüyorum. Biz de muhtarların desteği sayesinde yayın hayatımıza devam ediyoruz. Onun için de Türkiye'deki bütün muhtarlarımız bizi canı gönülden destekliyor. Çünkü haberlerimizin dünyanın her tarafında izlendiği için biz de mutlu oluyoruz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. İşte ama en önemlisi Mut'un Kayseri'si arkadaşlar meşhur diyoruz. Evet. Mutlaka Mut'un Kayseri'sinin bir de şekerparesi var. Çok güzel. Az önce ben şekerpareden de yedim arkadaşlar. Aroması çok güzel. Mutlak bir de muhtar arkadaşlarımız söyledi. Buraya bir meyve suyu, kayısı nektar üretecek bir fabrika evet. Kurmasını istiyor. Evet. Bunu mesela
şu olan ufak olanların veya da şey olanların iç piyasaya gitmeyenlerin burada nektar olarak vatandaşlarımıza sunulmasını, bir de işsizlik azalır. Burada en az 30-40 vatandaşımız, 50 vatandaşımız bu nektar fabrikasında çalışırsa, doğru mu efendim? Tabii ki doğru. Mutlaka girişimci iş adamlarımızın mutlaka bir nektar fabrikası açmasını istiyorum. Ben araştırmacı gazeteci olarak ilgilenen arkadaşlarımız, bir belediye başkanımızla da görüşürlerse, o da yer göstereceği inancında da kanaatinde. Evet, evet, başkanımız Volkan Bey'le de görüşeceğiz inşallah pazartesi günü bir randevu olarak. Bu konuda da onun da fikrini almak istiyoruz. Muhtar arkadaşımıza Türkiye'nin Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi maddi olarak desteklediği için teşekkür ediyoruz.